1v1'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu bölümde konuğum Yasin, Niski, Dinçer. Niski benimle ikinci kez video çekmeyi kabul etti bir yıl aradan sonra. Ve şimdi onu farklı bir formada görüyorsunuz. Fnatic formasıyla görüyorsunuz. Yasin, nasılsın öncelikle? Nasıl gidiyor? İyiyim ya, az nasıl diyeyim? Çok çalışıyorum şimdilik ama yani iyi, hayat güzel bayağı. Peki, şey sorayım. Şu an Belçika'dasın galiba. Evet. Ya uzun bir aradan sonra Avrupa'da olmak nasıl bir şey, evinde olmak nasıl bir şey? Çünkü yani bayağı uzun zamandır Amerika'daydın aslında. Evet yani iki senedir Amerika'da oynadım. Bu sene normalde Avrupa'ya gelmem bilmiyordum daha. Yani NA'de duracaktım sandım ama öyle oldu. Bir de yani eve geldik. Bir de zaten ailem hep görmek istedi beni. Ondan daha kolay oldu bu choice ama evet yani annem babam falan hep diyordu. Avrupa'da oynasan ne güzel olur falan. Ben tamam dedim. O zaman geleyim Avrupa'ya. O zaman sorularla başlıyorum. Tamam. Başlamadan önce şunu bir sorayım. Çünkü bunu aslında hala bilmeyen ve merak eden insanların sayısı çok fazla benim gördüğüm. Bir Türkiye ile bağlarını tamamen açıklar mısın? Yani ailen nereden, sen Türkiye'de ne kadar vakit geçirdin? Bunları bir açıklar mısın? Yani annem Türkiye'den. Babam Belçika'da doğdu ama o da Türklü. Yani babası Türkiye'de yaşadı sanırım. Dedem oluyor. bir de ben Belçika'da yaşadım hep. Türkiye'ye tek şey için gidiyorduk. Nasıl diyeyim? Yazla gidiyorduk oraya. Vacation. Ama yani orada hiç böyle yaşamadım falan. Hep Belçika'daydım. Ama tabii ki yani ailem falan hep Türk. Ondan Türkçe'yi biliyorum. Bir de ondan böyle Türk. Evet Türk'üm işte. Yani son videomuz aslında ilk videomuzu diyeyim. İlk videomuzu İngilizce yapmıştık Evet. ama sonra sen baya baya çok Türkçe konuşmaya başlayınca Evet. bir anda Türk taraftarlar da seni tanımaya başladı. Şey ya çünkü nasıl diyeyim? Closer, NA'deki Closer arkadaşım orada Broken Blade'le ama Closer adam tek Türk konuşuyor ondan. Ben de daha çok konuştum Türkçe. Ondan şimdi hatırlıyorum az az. İşte normal oluyor gibi. Peki, Türkçe yayınlara neden son verdin diye bir soru gelmiş. Önceden böyle çok sevmiyordum şey İngilizce yayın açmak falan çünkü nasıl diyeyim hep böyle Can'laydım yoksa BB'leydim. Hep Türkçe konuşuyorduk falan. Bir de sonra dedim bir Türkçe deneyeyim yayınları. İyi gidiyordu yani çok zevk alıyordum ama hep konuşmak zordu benim için Türk çünkü yani o kadar da bilmiyorum değil mi şeyleri. Ondan yarımı İngilizce yapıyordum yani gang, help falan. Sonra dedim ki belki ikisini yapabilirim. Türkçe ve İngilizce. Ondan İngilizce açtım çok. Sonra bir iki kere Türkçe yayın yapıyordum. Ama şimdi Fnatic'e girdiğim için yani İngilizce daha kolay geliyor bana. Bir de kimseyle Türkçe artık konuşmuyorum. Çünkü Can NA'de ya. Ondan bir de önceden hep duo atıyordum şeyle ya da Armut'la. Tek Armut'la atıyordum sanırım duo. Ondan daha kolay geliyordu Türkçe de. Böyle kendim başımdayken o kadar da kolay değil konuşmak. Ondan İngilizce açıyorum şimdilik. Evet. Peki, geçiyorum Cloud9 ile alakalı sorulara. İlk şundan başlayayım. Cloud9 sence neyi farklı yapıyor? Yani sence neden diğer Kuzey Amerika takımlarından daha farklılar? Çünkü senin öyle bir söylemin olmuştu. Benim için Cloud9 nasıl iyi? Çünkü orada aile gibisin. Jack, yani Siyun hep yanında, hep yardım ediyor, hep motivation. Yani onun için kazanmak istiyorsun şey ligi anlıyor musun? Böyle bir feeling var orada. Ondan Sinan'ı çok sevdim. Bir de oradayken hiç problem çıkmadı. Yani problem çıksaydı falan yani bir saate kadar oluyordu hemen. Gece 1-2'de bile problem çıksaydı arabilirsin Jack'ı.
hey, bilmiyorum, lamba yok, yoksa bu yok, elektrisite yok. Hemen geliyordu, yani kalkıyordu, hemen gelirdi, öyle şeyler. O benim için çok çok iyi yani. Hep orada. Ondan benim için C9, nasıl diyeyim, herkesten az daha iyi gibi göründü. Bir de tabii ki yani sabahları hep gym, sport yapıyorduk bir saat. Hep onları yani Cloud9 yapıyordu hepsini işte. Ben tek oradaydım yani, kalkıyordum. Beni getiriyordu sporta. Sonra ondan sonra yemek yiyordum. Yani her şey daha kolay gibi geliyor. Çünkü onlar senin için hepsi her şeyi yapıyor da, ondan tek sen League of Legends oynayacaksın, başka bir şey yapmayacaksın yani. Ondan kolay geliyor. Öyle, evet. Peki yani kış mevsiminde, daha doğrusu bahar mevsiminde, orada bahar diye geçiyor. Bahar mevsiminde şampiyon oldunuz. Hatta çok rahat bir şampiyonluktu. Hı hı. Ama yazın bir anda her şey değişmeye başladı. Neden böyle oldu? Ne değişti takımda? Nasıl diyeyim? Yani Spring Split'te çok iyiydik sanırım. Yani peak level'imizdeydik. Yani herkes %99 oynuyordu. Ama sonra yazdan önce MSI olmadı. Biz yani hepimiz dediydik zaten Split kazanmak istiyoruz, MSI'ye gitmek istiyoruz diye. Çünkü NA'deki level yani biliyorduk çok zayıftı o Split. Ama MSI olmadı. Ondan sonra biz zaten practice ya da falan, antrenman falan daha zorluk geçirdik. Nasıl diyeyim? Çünkü başka playstyle olmak istedik. Çok champion oynamak istedik. Çünkü geçenki split yani herkesi dövüyorduk kolay kolay scrimlerde. Ondan yani başka bir şeyler deneyelim dedik. Onu denedik çok. Bir de nasıl diyeyim, böyle kazanmayı unuttuk gibi geldi bana. Nasıl 5 kişilik League of Legends oynamasını, böyle comfort pick falan yoktu artık. Çünkü çok champion olan oynadık. Bir de meta değişti. Ona da çok çabuk yapmadık. Adapt. Evet. Bir de yani takım korona falan çok problem yaşadık. Nasıl diyeyim? Böyle kaybettiğimiz zaman herkese şok geldi. Sanırım Hornet Thieves'e karşı kaybettik birinci maçı. Çünkü bizim kafamızda diyorduk bu kişiler Olaf'ı almayacaklar, tamam mı? Sonra aldılar. Bir de biz sonra ondan bir gün sonra dedik, biz yapıyorsak onlar niye yapamaz diye, değil mi? Olaf Galio falan. Sonra işte o kadar da daha zor oluyor çünkü orada top team yani her yerde top team olursan herkes bakıyor senin draftlara, aynısını yapmak istiyor, anlıyor musun? Sonra biz böyle practice yaparken falan bize karşı hiç gelmiyordu öyle şeyler. Böyle başka championlara karşı oynuyorduk. Bir de bildiğiniz gibi yani bir iki takım bize karşı zaten practice yapmak istemiyordu NA'de. Ondan yani zor oldu böyle improve yapmak için. Bir de evet yani kolay değildi. Bir de biz zaten biliyorduk o kadar iyi olmadığımızı. Diyorduk zaten herkese yani o kadar iyi değiliz artık, ama sanırım scrimde belki başka bir level vardı, bilmiyorum, ama evet işte improve yapamadık ve evet, kazanmayı unuttuk gibi geldi bana. O zaman geçmiş olsun diyorum. Yani yapacak bir şey yok artık ama Worlds fırsatı gittiğinde ben de bir Cloud9 taraftarıyım aslında. Yani en sevdiğim takım Cloud9 dünyada. O yüzden bayağı üzülmüştüm. Özellikle sana da üzülmüştüm. Ama belki Fnatic'le artık bu yıl yaparsın. Tabii. Geçiyorum. Green Card'dan vazgeçtiğin konusunda bilgi vardı. Evet, bu bilgi ne kadar doğru ve neden böyle bir fedakarlık yaptın doğruysa? Yani şimdi bu sene Green Card'ımı alacaktım Amerika'da. Onu aldığım zaman NA Player olmuştum bu sene. Ama nasıl diyeyim, Avrupa'ya gelmek istersem onu bırakacaktım. Çünkü ikisini yapamıyorsun. Ondan ben ona çok düşündüm çünkü
Yani çok iyi green card olmak yani safe falan NA'da oynamak için. Ama ben düşündüm ve ben her zaman kazanmak istiyordum. Bir de Fnatic bu sene benim için en iyi takım kazanmak için. Ligi ve Worlds'ta iyi bir run yapmak için. Ondan yani ben bıraktım green card olayı. Çok zaten çok düşündüm ona ve yani kazanmak istiyorum. Sonra NA'ya gitmek istersem zaten giderim. Yani oraya gitmek istersem daha sanırım bir yer olur. Ve ben yani şimdilik nasıl diyeyim, Fnatic çok iyi geldi bana ve orada oynamak istiyordum zaten önceden. Ondan yani benim için kolay kolay bir şeydi ve green card olayı yani o kadar da important değildi benim için. Benim için nasıl diyeyim, kazanmak böyle önemli. Kazanmak, bir de right choice yapmak için oynadım ve Fnatic benim için yani en kolay choice'tu ve en smart choice'tu. Ondan çok no worries green card için, öyle diyeyim. Peki Amerika'ya geri dönersen sıfırdan mı başlayacak süreç, yoksa kaldığın yerden mi devam edeceksin? Sanırım sıfırdan başlar ama belki başka bir şeyler vardır, bilmiyorum çok. ama zaten bakarız ya, yani bilmiyorum, belki 2-3 sene sonra belki oynamayacağım bile oyunu, belki bilmiyorum, belki dünya şampiyonu olurum, belki yani hiç bilmiyorsun, ondan çok aklımda değil 2-3 sene sonra ne olacağını. Şimdilik ben Fnatic'teyim ve en kadar nasıl bu sene kazanacağımı düşünüyorum. Öyle yapıyorum e-sport hayatımı, evet. Peki transfer döneminde LCS'ten çok fazla teklif aldın mı? Yani hani illa Fnatic'le oynayacağım diyerek mi Fnatic'i seçtin aldığın tekliflere rağmen? Yani off-season geldiği zaman Jack bana dedi perks alacağız gibi. Yani ona almak isteyeceğiz dedi. Ben dedim tamam. Ama sonra Jack bana bir söz verdi. Söyle bana hangi takıma gitmek istersen, ben de yaparım dedi. Çünkü tabii ki Jack beni satacaktı değil mi? Sinan'ın çünkü kontrolüm vardı. Ben de yani bir hafta falan sonra, bir iki hafta sonra herkesle konuşuyordum. NA takım. Yani bilmek için ne oluyor. NA teklifleri vardı tabii. Ama benim için Jack'a dedim yani Fnatic en rahat choice benim için. Yani en sevdiğim choice, yapabilirsin mi diye. O da tabii ki dedi. Bir de sonra yani hemen oldu. Ondan yani sanırım ondan da Sinan'ı çok seviyorum ve yani çok iyi oldu bana. Çünkü Jack hep böyle transparent oldu. Yani beni değiştirecekse hemen dedi. Bir problem varsa hemen diyordu falan. Bir de öyle yani kolay sanırım bu sene normalde off-season çok zor olurdu. Ama yani Jack sanki kolaylaştırdı benim için. Çünkü her şeyi biliyordum. Ondan yani benim için okey off-season'dı yani. Peki Fnatic'e gelirken Reckless'ın gideceğini biliyor muydun, yoksa sen geldikten sonra mı değişti? Yani ben biliyordum belki Reckless olacağını, belki olacaktı. Ama ben Fnatic'e dedim zaten. Reckless var mı yok mu benim için çok değişmiyor. Çünkü yani yanımda 3, yani %100 zaten 3 top 1 ya da top 2 oyuncu var Avrupa'da. Ondan sonra biliyordum zaten upset sanırım gelirdi diye Fnatic'e, ya da onun için gidecektik diye. Ondan yani kolay, benim için kolay bir şeydi. Çünkü önceden biliyordum böyle Reckless olmasa yani çok kötü olur mu diye, ama sonra düşündüm. Yani sonunda Fnatic. Öyle oralara hep iyi oyuncular geliyor zaten dedim. Ondan yani girdim ve nasıl diyeyim, gamble yaptım az. Ama şimdi nasıl diyeyim, şimdi when I think about it now, iyi şeydi, iyi choice ve kazanacağız sanırım ligi bu takımla.
Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Balance sinerjimiz sanırım çok iyi. Jungle mid sinerjimiz çok iyi olacak. Bir de Bipo zaten oyunu iyi biliyor. Yani iyi çalışırsak kazanırız. Öyle düşünüyorum. Ondan eğer yani Reckless Situation'ı sanırım o sonra oldu o. Çünkü ben önceden yani dediydim Fnatic'e geleceğimi. O sonra gitti Fnatic'ten. Ama yani ben olsaydım, ben olmasaydım ondan falan sanırım benim yüzümden choice yapmadı. Öyle diyeyim. O zaten kendisini yani zaten bana diyordu yani belki olmayacağım, belki olacağım. Yani istersen bekle falan. Ben dedim yok ben Fnatic'teyim. İstersen gel istersen gelme. Sen bilirsin diye. Öyle oldu işte. Peki sezon sonunda yani şimdi ligi kazanabileceğinizi söyledin. Sezon Hı. sonunda hedefin ne? Hani ligi kazanmaktan ziyade lig kazanmak bir tarafa, Worlds'te MSI'da neler Hı. yapabileceğini düşünüyorsun? Ve ligi gerçekten çok rahat geçebileceğini düşünüyor musun G2 hariç? Yani ben sanıyorum Avrupa'da öncelik. Önce bir Avrupa'da en top midlaner olmak istiyorum Caps'le. Çünkü biliyorum yani inanıyorum kendime herkesten daha iyi olacağımı. Ama yani tek prove yapacağım onu. Bir de tabii G2 çok iyi takım olacak bu sene. Onu hepimiz biliyoruz. Ama evet, G2'yu saymazsan sanırım öbürki takım biz olacağız. Çünkü yani geçen sene çok iyi takımdı Fnatic sonunda. Bir de ben sanıyorum bu sene takım daha iyi olacak. Çünkü ben takıma ne getireceğimi çok insan bilmiyor gibi. Ama ben takımlara gelirken çok nasıl diyeyim böyle choice, options, playstyle, gameplay, champion pool. Hep onları yani getiriyorum ve sanırım daha kolay olacak bizim için. Ondan sanırım yani şampiyon olabiliriz. Ama yani kolay olmayacak çünkü G2 tabii ki iyi. Bir de başka takımlar da iyi görünüyor. Nasıl diyeyim? Rogue, Mad Lions, o takımlar yani kötü değil. Bakacağız yani. Benim için önce bir top iyi mid olacağım. Ondan sonra sezonu kazanacağım. Yani yapabilirsem. Bir de tabii yani Worlds'ta güzel performans göstermek istiyorum. Çünkü daha gösteremedim. Bir kere gittim. Yani iyi oynamadım. Ondan Worlds'a gitmek istiyorum. İyi oynamak istiyorum. O da var. Bir de belki Worlds'u kazanmak yapabilirsek tabii. Peki community'deki bazı insanlar ve bazı yorumcular seni mekanik açıdan biraz daha düşük görüp biraz daha doing bee tarzı takıma destek olan bir oyuncu gibi görüyorlar. Sen kendine göre nasıl bir oyuncusun? Yani ben sanırım şimdilik playstyle yok. Çünkü her sene değişiyor bildiğiniz gibi. Yani belki çok kişi bilmiyor ama 2018'de sanırım ya da 17 mi? Splice'da oynadığım zaman 18'di sanırım. Yani hep Control Mage oynuyordum. Yani Cassio, Veigar, Azir, LeBlanc onları falan. Ondan önce Envy'de hep carry oynuyordum. Lucian, bir de roaming Talia, Kog'Maw yani hep yani farklı farklı şeyler oynuyordum. Bir de yani Sinan'da da 2 sene oynadım. 2 senede değiştirdim playstyle'ımı. Çünkü birinci sene Irelia, Qiyana, hep yani Yasuo hep onlar oynuyordum. Bir de bu sene roaming mid oldum. Galio, yani TF falan. Ondan sanırım herkes bu seneye bakıyor bir de diyor o yani Niski tek roaming bir oynadı. Tek bunu oynayabiliyor diye tamam mı? Ben öyle görmüyorum. Ben her sene değişeceğimi biliyorum. Çünkü takım ne lazımsa onu oynarım. Ben öyle bir oyuncuyum. Bir de öyle sanırım nasıl diyeyim? Bir de öyle oynamak istiyorum zaten. Böyle tek one dimension style oynamak istemiyorum. Çünkü yani değiştirmek falan daha iyi oluyor. Bir de her playstyle azıcık oynayabilirsen ona karşı da iyi oynayabiliyorsun. Çünkü yarın bir kişi bana Aurelia karşı oynuyorsa benim karşıma biliyorum yani ona karşı ne oynayacağımı.
yarın Galio'yu alırsa bir kişi biliyorum ona karşı ne olduğumu. Yani öyle benim için en güzel playstyle o. Ama tabii yani herkes en son seneye bakıyor. Bir de diyor yani Niski mekanik champion oynayamıyor falan. Çünkü Galio TF bunları oynadı bu sene yani. Ama öyle görmüyorum ben şeyi. Bir de zaten o kişiler öyle deyince ama öyle deyince ben ona çok cevap falan vermiyorum. Çünkü yani no need. Anladın mı? Yani ben jobumu yapıyorum. Oyuncuyum. Onlara söylemeyeceğim ne yaptığımı. Zaten scene'deki pro player'ler biliyorlar yani nasıl olduğu bu işler. Ondan benim için çok fark etmiyor yani kim yani mechanic playstyle miyim ya da roaming mid miyim. Ben biliyorum. Hepsini oynayabiliyorum. Bir de bu sene şimdi bilmiyorum. Tek control mage olursa control mage oynarım. Benim çünkü önceden oynadım. Öyle görüyorum oyunu. Ayda öyle yani başka bir şey yok. Peki kendini biraz Caps'le kıyaslar mısın? Ne de o difference mi? Evet. Ya da yani comparison. Aslında önceden ben Fnatic Academy'de oynarken Caps'a çok bakıyordum. Replays, thoughts. Bir de onun gibi oynamak istiyorum. Çünkü öyle playstyle vardı bende önce. Böyle agresif. Bir de ona karşı zaten oynarken mekaniklere güvencen. Yoksa zaten lane'i kazanıyor. Güvenmezsin mekaniklerine. Ondan ben de çok yani mekaniklerim var biliyorum. Ona da çok güveniyorum onun gibi. Ama tabii yani şimdilik Caps daha iyi sanırım. Mekaniklerde. Çünkü adam yani hep oynuyor ve hep Avrupa'da oynuyor. Bir de Wars'a gitti yani hep international experience var. Ben sanırım biliyorum onun playstyle'ı. Şimdi yani adapt yapacağım kendimi. Ya da ondan öğreneceğim ona karşı oynamaya. O da var. Şimdi Avrupa'da ben yani Larsen, Humanoid, Caps onlara karşı oynarken daha çabuk improve olacağım. Yani daha kolay improve olacağım. Bakacağız. Ben sanırım ona karşı playstyle'ım olabilir. Çünkü ben şimdiki nasıl görüyorum oyunu. 5 dakikadan sonra zaten mid 1v1 değil artık. Support jungle diff oluyor her oyun. Ondan ben onlarla güzel sinerji olursam sanırım kolay kolay oynarız oyunları. Ama yani G2 da şimdi sanırım yani onları karşı hiç oynamadım bilmiyorum nasıl ama onların da sinerjisi falan çok iyidir diyorum. Çünkü zaten mid jungle super sinerjin yoksa zaten oyunu oynayamıyorsun. İşte bakacağız. Ama tabii yani iyi oyuncu. Fena, yani hep finals'a gitti, Wars'a falan. Çok respect var tabii. Ama yani yenerim sanırım. Ya da yenerim düşündüğümü. Öyle oynayacağım zaten oyunlarımı. Evet. Peki sence Nemesis'ten neyin farklı? Onu da bir sorayım. Yani şimdi Nemesis'in yerine geldin takıma. Mesela Nemesis yerine sen olsaydın ne değişirdi 2020'de? Yani o zor söylemesine ama yani mid jungle sinerji yoktu Fnatic'te. Herkes zaten evet. Biliyor, biri gördü. Bir de ben dedim zaten hemen Fnatic'e nasıl kazandınız böyle oyunları mid jungle sinerji yokken. Çünkü benim için mid jungle yani en important sinerji oyunda. O ikisi zaten aynı şeyle yapmazsa oyunu nasıl oynadığınız sordum hemen. O da onlar da zaten evet zordu falan. Ben kendim sanırım Nemesis mekaniklerde falan sanırım aynı olurum diye düşünüyorum. Champion pool'um daha yüksek derim. Çünkü yani her şey oynadığım bir de yani adapt yapabiliyorum çok. Nemesis böyle hep carry oynamak istiyor sanırım. Böyle tek Chovy gibi. Chovy tarzı az böyle farm sonra carry. Böyle roaming mid falan çok oynamadı sanırım bu sene. Ben onu oynarım zaten.
Yani meta yaparsam, metaya oynayabilirsem. Bir de yani ben çok konuşuyorum oyunda. O sanırım o kadar da konuşmuyor benim gibi. Yani plans, objective, flash timers falan. Ben yani sanırım çok, nasıl diyeyim, böyle enerji değil de böyle Ya, takımı hype'layan birisin aslında genel olarak. Takımı, yani takım böyle, evet yani takım artıyor. Agresif. Yani ben diyeceğim zaten takıma, yani agresif oynayacağız bu oyunu. Level 5'te mid'e gel, flash at, öyle şeyler. Nemesis sanırım yani lane'e oynuyordu 1v1 ve yani farm yapıyordu, bir de sanırım carry yapıyordu teamfightler. Ben öyle görmüyorum oyunu. Ben şimdi karşı mid'de flash yoksa, benim jungle'ımda flash varsa derim zaten heal'sen mid'e gel, flash at, buna ölür diye. Öyle şeyler falan. Yani communication çok important. Bir de ben çok öğrendim onu zaten 2009 Worlds'dan sonra Doinbi'ye karşı oynadığım zaman. Çünkü adam, yani flash'in yoksa 10 saniye, bir de sen onun support'a varsa 10 saniye flash diyor zaten support'sına. Mid'e gel, 10 saniye flash advantage var. At buna flash, ölüyor hemen. Ondan sanırım ona karşı oynamak da bayağı zor. Çünkü predict yapacaksın onu, bir de bileceksin onu. Ondan sanırım timerlerini yapıyor falan. Çünkü daha kolay oluyor. Bir de ondan böyle görüyorsam timerleri, onun arkasında böyle plan yapabiliyorsun. O da bana çok yardımcı oldu. Çünkü topta TP yok 20 saniye. Ben görüyorum benim topta TP var 20 saniye. Okay, Star Dragon. Öyle şeyler. Ondan ben onu getireceğim takıma ve normalde iyi olacak yani. Peki, geçiyorum birazcık Türkiye ile alakalı sorulara. Sonuncu sorudayız şu anda. Tamam. İlk olarak şeyi sorayım. Holy Phoenix ile alakalı söylediğin şey bayağı olay oldu. Var mı o konuda diyeceğin ekstra bir şey? Yok ya, çok çok şey, nasıl diyeyim? Çok güldürüşlü değil mi? Öyle denir değil mi? Eğlenceli, komik. Evet, eğlenceli, çünkü ben yani Can'ın yanında şey yayın yapıyordu Can, tamam mı? Ben de sanırım aynı gün Holy Phoenix bir de Farfetch ikisi beni böyle intlediydi, tamam mı? Bir de ben öyle böyle hep Closer'ın yani Can'ın yayında hep konuşuyorum zaten, yani her şeyden konuşuyorum. Bir de o gün sanırım intlediydi beni, ya da beni hatırlamıyorum ne oldu oyunu, ama yani hemen dedim böyle bunlar geldi bugün yani bok gibi oynadı diye. Ben de böyle bir büyük şey olacağını bir düşünmüyorum tabii yani. Zaten gülüyordum orada, böyle flame falan atmak istemiyordum zaten. Yani tabii ki böyle aramızda sanırım böyle insane drama falan yok zaten. Ben herkes yani armut bok gibi oynuyor sometimes. Yani herkese diyorum onu. Ama sanırım Holy Phoenix'i kimse, yani ben çok tanımadığım için öyle söylemeyecektim. ama tabii yani o kadar da yani drama olmadı sanırım. Yani tek benim için fun'dı. Ve yani öyle. Başka bir şey yok yani. Şimdi oyunda gelirken, bir yayındayken falan Holy Phoenix ya da Farfetch takımdaysa hemen dodge at sana, öyle şeyler gelir diye. Yani fun times. Ben öyle görüyorum. İnşallah onlar da öyle görürdür. Ve zaten sanırım aramızda böyle çok nasıl diyeyim, negatif falan şeyler yok zaten. Olsaydı sanırım konuşurduk zaten ondan. Tek fun yani. Şeyi gördün mü peki? Holy Phoenix'in YouTube kanalında yayınladığı videoyu gördün mü? Evet, evet. İşte öyle yani. İşte herkes nasıl yapacağını düşünüyor. Bir de yani fun times. Ben viewer olsaydım yani öyle şeyler olsun isterdim. Çünkü yani heyecan, bir de nasıl diyeyim, böyle gülüyorsun onlara, anlayan mı? Eğlenirsin yani. Zaten yani şimdilik yani entertainment, Twitch stream falan benim için entertainment. Bir kişi bakarsa benim için adam gülecek ya da sevecek işte bakması. Ondan yani
Ondan yani görürseniz Can'ın yanında hep oradayım, konuşuyorum. Yani boş yapıyorum falan. Çünkü sonunda yani gülüyoruz. Bir de o güzel oluyor yani. Peki bu yıl LEC'de şimdi senle beraber toplam 4 tane Türk oyuncu oynayacak. Blue, o aslında hani Belçikalı Türk. Broken zaten NA'de de birlikteydiniz aslında. Bir de Armut eklendi. Yani onları şöyle bir değerlendirir misin? Bir de onlarla vakit geçirmeyi düşünüyor musun? Hepiniz Berlin'de olacaksınız zaten. Yani Blue, yani Armut'u bir de BB'yi tanıyorum zaten. Armut'la sanırım bilmiyorum da nereden tanıyorum da yani az konuşuyorduk. Worst'tan falan yani çok konuştum ondan sonra. Yani soruyordum takım var mı, yani nereye gidiyorsun falan. Çünkü benim için iyi oynadılar orada. Ben yani yardım edebilirsem, yani bir şey yapabilirsem söyle bana hemen dedim zaten. Ama yani ondan sanırım teklif falan vardı zaten. Bir de onun için yani mutlu oldum. Çünkü yani şansı Mad Lions gördü, hemen aldılar. Çünkü adam yani iyi oynadı Plains'te. Bir de BB tabii ki zaten Sergin'i iyi tanıyorum. Ama Blue'yu çok tanımıyorum. Hiç konuşmadım, hiç görmedim. Ona karşı bir iki kere oynadım Soğuk Yüzü sanırım ama tabii yani adam nasıl diyeyim? Yani iyi bir kişiyse tabii ki yani konuşurum. Ama şimdilik daha hiç konuşmadık. O da senin gibi bu arada Belçikalı Türk aslında. Yani evet, ama kendisi Belçikalı. tamam. Yani benim gibi tam. Tabii yani iyi olacak ona karşı oynamak falan ve sanırım yani yardım edebilirsem falan biliyor sanırım yani konuşabilir falan. Ama yani ben Belçika'nın en iyi midi ben olacağım diyeyim sana Blue. Ondan yani yani şey. Evet, öyle olacak. Türkiye'nin de en iyi midi sen mi olacaksın peki? Her ikisinin de. Tabii ki. Yani Türkiye'deki mid tanrım benim yani. Başka. Okey. Son soru o zaman. Sence Avrupa seviyesine yükselebilecek başka bir Türk oyuncu var mı? Hiç böyle takip ettiğin, gördüğün, belki solo queue'da denk geldiğin. Mesela herkes şu an Kaori'nin ismini söylüyor. Kaori. Çok hiç? yani görüyorum ama yani çok hatırlamıyorum falan. Bir de zaten yani oyuncu nasıl diyeyim? Böyle iyi oyuncu varsa söyle zaten herkes bilir. Yani herkes biliyor zaten. Yani for example Blue. Ben Avrupa'ya geldiğim zaman Among Us falan oynadık, tamam mı? Şeyle adını Japone, Can, biz de hep Blue diyordu bana, tamam mı? Ben de Blue'yu hiç tanımıyorum yani, hiç görmediydim, bir de yani karşı oynamadım falan. Anlar herkes bana derse Blue'den ne düşünüyorsun falan. Öyle bana herkes derse biliyorum adam ya da iyi oyuncu ya da hype oyuncu, tamam mı? Ama şimdilik başka bir Türk oyuncusu ya da just in general oyuncusu yok sanırım. Herkes konuştuğu. Ama yani inşallah olur başka Türk oyuncuları. Çünkü yani iyi Avrupa'da bir de Amerika'da oynamak. Yani good luck onlara ve zaten TCL'de iyi oynarsan Avrupa'da oynarsın ya da NA'de. Bir de dediğim gibi yardım edebilirsem zaten ediyorum. Öyle yani. Öyle. Peki. Sorular bu kadardı. Son olarak senin Türk taraftarlara söylemek istediğin şeyler var mı? Ya da senin böyle bahsetmek istediğin bir konu var mı? Tamam, bir söyleyeyim ya. Bak, teşekkür ederim. Herkes bana yardım, nasıl diyeyim, böyle yayınlara bakıyor. Mesaj yolluyor falan. Ona çok seviniyorum zaten. Bir de bu şimdi bana yeni ya, Türkçe konuşmak. Türkçe fanbase geliyor az az. Ama öyle yani, başka bir şey dediğim bilmiyorum.
Bir yayında chatte yazmayın bak Türkçe konuş falan bak kafayı yiyorum. Bak yazsan bak ban edeceğim sana. Bir de evet öyle başka bir şey yok. Teşekkür ederim şey için. Interview için bir de hep Türkçe takipçilere teşekkür ediyorum ve iyi günler. Ben de kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. O zaman Fnatic'te sana başarılar diliyorum ve görüşürüz. Teşekkür ederim. Evet, bir V1'in bu bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde yine benim kanalımda buluşuruz. Görüşürüz.